Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Çok güzel bir gün. Klip çekimi. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir gün. Atmosfer de öyle. Zaten ekiple daha önce de çalışmıştım. O yüzden birbirimizi tanıyoruz. Ve enerjimiz birbirine çok uyduğu için çok keyifli geçiyor şu an. Nasıl bir klip geliyor? Detay verebiliyor musunuz? Aslında bir kadının içindeki çelişkiyi anlatan bir klip olacak. Birazcık da aslında izleyiciye bırakmak istiyorum yorumlamayı. Fakat bir kadının kendi içindeki savaşını ele alıyoruz aslında. Bakalım sizler ne düşüneceksiniz bu konu hakkında? Yani siz mi yönetiyorsunuz? Sizin fikriniz miydi? Sevgili İbrahim Bülbül yönetiyor. Onun senaryosu, onun çalışması. Benim için de çok idealdi. Çünkü hikayeyi çok net anlattığına inanıyorum. Hep birlikte izleyeceğiz ve göreceğiz. Nasıl bir şarkı geliyor? Hareketli bir şarkı olacak. Altyapısında hareketli olmasını tercih ettik. Fakat canı yanan ama sonunda kazandığını düşünen bir kadının hikayesi anlatıldı. Şarkı Ali Irmak ve Gökhan Beder'e ait. Onların güzel bir eseri. Ben de bunu seslendiriyorum, canlandırıyorum. Hani böyle şarkılar yaparken oluyor mu şu kadar izlense, şu kadar izlense? Mesela bu şarkının kaç milyon izlenmesini istersiniz veya kafanızda oluşturduğunuz bir rakam var mı? Gönül ister ki tabii ki bütün insanlık dinleyebilsin. Ama öyle kafamda oluşturduğum herhangi bir şey yok. Tabii ki ne kadar dinleyiciye giderse bu beni o kadar mutlu edecek. Evet, sahnelerde devam ediyor. Sahnelerde devam ediyor. Yazlar taşıyor. Nasıl geçiyor sahneler? Nerelerde olacaksınız? Şimdilik çok net bir şeyler söyleyemeyeceğim sahneyle ilgili. Çünkü aynı zamanda oyunculuk da devam ediyor. Birkaç proje var. Devam eden hali hazırda. Dolayısıyla sahnelerle setleri denk getirmeye çalışıyorum. Yoğun tempodasınız şu anda. Şu an çok yoğun bir tempodayım. Tabii yazı hazırlık içerisindeyiz. Bu yoğunluğun sebebi bu. Yakında ama konser ve sahnelerimle aranızda olacağım. Son dönemde sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sahne şov yerimiydi. Sahne kıyafetlerini dışarıdan eleştirilenlere nasıl bakıyorsunuz? Sahne şov yeridir tabii ki. Bir kadının sanırım Gülşen'den dolayı bunları konuşuyoruz. Ben çok yakıştırıyorum. Sahne kostümü de çok iyiydi. Zaten onun varlığı da güzel. Bir kadının narinliği bile kafi zaten. Ne giydiğinin bir önemi olmadığını düşünüyorum. Ayrıca keşke insanlar kalpleriyle sanatı görebilse. Şarkı, hani hayalinizi kurduğunuz bir sanatçıyla var mı? Düet yapmak istediğiniz? Nikos Vertis var. Ha, yabancı. Yabancı, evet. Muhtemelen herkes tanır zaten, çocukluğumuzun şarkılarını söylerdi. Bir Nikos Vertis var, onunla bir gün aslında Arapça düşünüyorum. Arapça sizin ve Yunanca yaptınız yan zaten sanırım Nalan parçasını. Evet, Nalan'ın Arapçasını yapmıştım. Öyle birkaç şarkı daha var hali hazırda. Yakında sevenlerimle buluşturacağım o şarkıları da. Arapça bir düet isterim Nikos'la. Buradan kendisine sesleniyor o zaman. Sesleneceğim yeri ve zamanı geldiğinde sesleneceğim tabii ki. O zaman var diyemiyorsunuz sanırım. Şu an şarkıyı hazır etmedim. Sözleri ben yazıyorum. Arapçaları, Türkçe'de birkaç bestem var ama özellikle Arapçaları Türkçe'ye çevirmiyorum. Yeni bir hikaye yazıyorum. O yüzden henüz Nikos'un şarkısının sözlerini bitirmediğim için şu an buradan ona seslenmiyorum, daha sonra sesleneceğim. Yani bir hayalinizde gerçek oluyor. Evet, hayallerimi hedeflerim haline getiriyorum ve onları gerçekleştiriyorum. Siz şarkılar yazarken nelerden esinleniyorsunuz? Aslında ilham geliyor o an. Ve kalkıyorum, kalemi elime alıyorum. Kalemi defterin ucuna koyduğumda zaten kendi kendine dökülüyor. Değil mi? Aynen, kendi kendine duygular, her şey dökülüveriyor öyle birden. Hani en son yazdığınız şarkının bir anlamı sizin için var mı? Çok büyük bir anlamı var. Bizimle paylaşır mısınız? Şimdi aşk tutulmasını biliyorsunuzdur. Evet. Aşk tutulmasını ben yazdım. Ve aşk tutulmasını ilahi bir aşk hissederek yazdım. Aslında orada anlattığım çok başka şeyler. O şarkının titreşiminin yüksek olduğunu inanıyorum.
dinleyenlerin kalbine dokunduğuna inanıyorum. Söz ve beste yapmak bambaşka bir ruh hali gerektiriyor. Ve ben de seviyorum yeni hikayeler yaratmayı ya da kendi hikayelerimden de yaptığım oluyor zaten. Peki yaz yaklaşıyor, çalışacak mısınız, tatil planı var mı? Yaz yaklaşıyor, yazın neler yapalım acaba? Aslında şu an çok fazla planlı hareket edemiyorum. Dediğim gibi hem müziğin hem de oyunculuğun olmasından dolayı başka sevdiğim hobilerim, yeteneklerim de var. Onlara da zaman ayırıyorum. Ama sahne ve konserle ilgili bu yaz bir şeyler tabii ki olacak. Fakat şu an tarih veremiyorum. Haziran gibi her şey netleşmiş olur diye düşünüyorum. Sizinle kavuşurum. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Şarkı hayırlı olsun, bol dinlenmeli olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Yürüt alacağız tabii burada. Thank you.